Bölgesindeyiz tekrardan. Az önce bu dağın ön tarafındaydık. Orada müdahale edildiğini görüyorduk. Şimdi dağın, size söylemiştim, dağın arkasından dumanlar yükseliyor diye. Dağın hemen arkasına geçtik ve evet, burada aşağıya kadar inmiş durumda. Burada şu an karadan müdahale de yapılamıyor. Şu an arkamızda görüyorsunuz aslında, tüm ekipler burada bekliyorlar şu anda. Emir geldiği anda çıkıp yukarıya müdahale edecekler ama şu an sadece havadan müdahaleler oldu. İnsanlar burada bekliyorlar. Aldığımız bilgileri ben size söyleyeyim. Şimdi burada hani yetkililerden, çalışanlardan aldığımız bilgiler şunlar. Uçaklar şu anda Manavgat'a hala müdahale ediyorlarmış. Köyceğiz'de aynı şekilde orada müdahale varmış. Uçaklar o bölgelerde, yani burada Marmaris bölgesinde şu anda uçak değil helikopter desteği var. Çünkü Köyceğiz, Milas ve Manavgat'a uçaklar müdahale ediyormuş. Aldığımız bilgiye göre de Köyceğiz tarafında gerçekten hala çok yoğun. O yüzden bakın helikopterleri burada görüyorsunuz. Burada birçok kurtarma ekibi var, birçok iş makinesi var. Hepsi burada şu anda beklemede. Emir gelir gelmez de yukarıya çıkacaklar. Çünkü yukarıda hortumun yetmediği yerler olabiliyor. Hortumun yetmediği yerlerde müdahale de güçleştiği için ekipleri aşağı çekiyorlar. Evet. Bir de şöyle söyleyebilirim, Türkiye'nin her yerinden şu anda burada kurtarma ekipleri var. İstanbul'dan gelenler var, İzmir'den gelenler var, Edremit'ten gelenler var. Birçok sivil toplum örgütleri hepsi buraya doğru gelmişler ve ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Orman İşletme Müdürlüğü burada, herkes burada ama şu an hiçbir şey yapamıyorlar, sadece beklemedeler. Helikopterlerin müdahalesini bitirip ondan sonra, yangın aşağıya indikten sonra ancak müdahale edebiliyorlar. Çünkü coğrafi olarak müdahale edilebilecek durumda değil. Yollar açılmış, ağaçlar kesilmiş, bir ön çalışma yapılmış. Biz burada bunları görüyoruz ama daha yukarıya çıkamıyorlar. O yüzden şu anda burada beklemedeler. Turgut'un ilerisinde yangının yoğun olduğunu biliyoruz. Helikopterlerin oraya da müdahale ettiklerini biliyoruz. Şöyle ben halka aslında biraz mikrofonu uzatmak istiyorum. Nerelerden geldiler, neler yaptılar, onunla ilgili bir konuşmak istiyorum. Hemen şöyle dönelim. Siz nereden geldiniz? Nedir durumunuz? Ben Marmaris'ten geliyorum. Buraya müdahale bulunduk. Üstümüzden bastı ve bırakmak zorunda kaldık. Şimdi bütün ekip aşağıda. Bekliyoruz, beklemeye geçtik. Şu anda müdahale çok tehlikeli. Ve buradan sarıyor, arkamızdan sarıyor, buradan sarıyor. Çok kötü bir durum var burada şu anda. Çok öyle teşekkür ediyorum. Çok kolay gelsin. Evet, arkadaşımızın da söylediği gibi yani müdahale ettiklerinde alevlerin içinde kalabiliyorlar. Çok zor durumda kalabiliyorlar. O yüzden de hemen aşağıya inmek zorundalar. Ve burada beklemek zorundalar. Çünkü başka bir alternatifleri yok. Yukarıya çıktıklarında arazi koşulları da çok mümkün değil. Alevler her yerden geliyor. Dolayısıyla burada mecburi bir bekleyiş var. Bunu özellikle söylüyorum. Bu bekleyiş mecburi bir bekleyiş. Havadan müdahaleyi bekliyorlar. O bittikten sonra ya da alevler biraz közlendikten sonra yukarıya çıkıp bu arkadaşlar müdahale edebiliyorlar. Başka siz kaç gündür buradasınız? Yedi gündür buradayız. Hayır, değiliz. İlk başlandığı yerden, içmelerden başladı biliyorsunuz. Evet. Bu tarafa doğru geldi. Şu Bayır Köyü yandı. Bayır Köyü bunun arkasında. Oradan buraya açtı. Dün Hisarönü'ndeydik. Orada müdahale ettik. Orası çok kötüydü. Hisarönü'nde ben yaşamıştım. İnşallah bugün burada yaşamayız. Aynı bu şekilde ateşler içerisinde kalmıştık. Oradan basıyor ve buradan basıyor. Çok kötü bir durum var şu anda burada. Ve bugün yani söylemek istemiyorum ama havadan müdahale yetersiz. Biz bunu canlı gözümüzle görüyoruz. Yani şu çok vahim bir durum var. Evet. Helikopter ama burada iki helikopter görüyoruz. Evet, bugün biz görüyoruz. Sabahtan beri görüyoruz. Bugün yetersiz. Evet. Ve bunun yani bir açıklaması olması lazım. Bilmiyoruz. İşte çok her kötü. Her yerde olduğu için. Evet, yetişemiyorum. Marmaris'te evet. Gençler, siz kendiniz toparlanıp. Ben gönüllüyüm. Marmaris'te yaşıyorum. 7 gündür buralardayız. Uyku yok. Hiçbir şey yok. Yani insanlarımız görüyorsunuz.
hiç durmuyorlar. Sürekli insanlara yardım ediyorlar. Gece gündüz onlar da uyumuyorlar. Sürekli bizimle beraber kontrol altındalar. İçecek getiriyorlar, yemek getiriyorlar. Hepsine Allah bin kere razı olsun. Türkiye burada. Sizin de gördüğünüz, görmüş olduğunuz gibi. Herkes burada. Ya ve şunu söyleyeyim. Bu ülkeyi, ben bunu yaşadım. Kaç gündür yaşıyorum. İçindeyim. Ateşin içerisindeyim. Bu ülkeyi kimseyi, kimsenin bölme gücü yetmez. Nokta. Nokta, evet. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Siz nasılsınız? Neler yaptınız? Perişan görüyorsunuz. İyiyiz. Nedir durumunuz? Ya iyiyiz. Yani elimizden geldiğince, karınca kararınca bir de destek vermeye çalışıyoruz gönül olarak. Siz köyden misiniz? Muğla merkezden geldim ben. Muğla merkezden geldiniz. Yani bir an önceki söndürme çalışmalarına katıldık. Nasıldı söndürme çalışmaları? Sanıyorum aşağı inmek zorunda kalmışsınız. Aşağı tarafa yangının inmemesi için orman söndürdükten sonra bize soğutma çalışmaları yaptık. Ama üst tarafa, yüksek kesimlere çıkıldıkça maalesef orman da yetişemiyor, biz de yetişemiyoruz. Şu anda aşağı inmemesi için bekliyoruz. Aşağı indikçe müdahale ediyoruz yani. Yapacak başka bir şey yok şu anda. Siz de mi Muğla'dan geldiniz amca? Nedir durumunuz? Ben İzmir Bergama'dan geliyorum. Buradaki arkadaşlara yardımcı olmak için düşünerek kendi oğlumla birlikte geldim. Kendim oğlum da devlet memuru. Onu da aldım geldim. Hepimizin içi yanıyor. İnanın yani biz millet olarak hepimiz biriz ya. Ben İzmir Bergama'da buradaki arkadaşlarla aynı acıyı yaşayarak geldim. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Gözleriniz dolu dolu. Maalesef. Ciğerlerimiz yanıyor. Ülkemiz gidiyor. O yüzden yani. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Marmarisler olarak gerçekten sağ olun. Hepinizi burada görmek bizim sağ olun. İçin çok güzel. Evet, Marmaris hepimizin, bu ülke hepimizin. Görüyorsunuz burada Bergama'dan, İstanbul'dan, Edremit'ten, her yerden insanlar kenetlenmiş. Şu anda burada çaresiz bekliyorlar çünkü yapabilecekleri bir şey yok. Helikopter desteğini tamamlayıp ondan sonra içeriye girecekler. Yoksa giremiyorlar. Az önce arkadaşımızın da belirttiği gibi Hisar önünde de aynı şey yaşandı. Her iki taraftan da alevler yükselince herkes arada kaldı. Ve şu anda burada böyle bir bekleyiş var. Umuyoruz ki aynısı olmaz. Umuyoruz ki Hisar önündeydik. Biz de Hisar önündeydik. Ve gerçekten aynı şeyi biz de yaşadık. Umuyoruz bugün burada bu olmayacak. Çaresiz bekleyişi tekrardan size göstermek istiyoruz. Çaresiz bir bekleyiş var. Buradan ayrılacağız. Evet. Siz nereden geldiniz? Ben sizi birkaç yerde daha gördüm. Ben Marmaris'te yaşıyorum. Evet. Ekipleri koordine mi diyorsunuz galiba? Ben Marmaris'e gönüllüyüm. Ben buranın dağını taşını karış karış bilirim. O yüzden... Size çok ihtiyaç var dışarıdan gelenlere. Yardım getiriyorum, yardımları topluyorum. Buraya erzak getiriyorum, insanlara getiriyorum. Şefim gerekirse yardım ediyorum. Dün böyle oluyor. Böyle gidiyor yani. Diyecek bir şey yok. Marmaris'te yaşıyorum. Bekliyoruz şu anda. Evet, bekliyoruz. Bu. Yani yanacak yerler kalacak. Kalan sahalar bizim de olduk yani. Çok yapacak teşekkürler. Rica ederim. Kolay gelsin. Siz İstanbul'dan geldiniz. İzmir, Manisa. İzmir, Manisa'dan geldiniz. Kaç kişilik bir ekiple geldiniz? 6. Müdahaleler nerelere müdahale edebildiniz? Dün gece Hisar önündeki yangına müdahale ettik. 6 öğretmen arkadaşız. İzmir ve Manisa'dan. Evet, o şekilde. Hoş geldiniz. Bizlere destek verdiğiniz için çok teşekkürler. Teşekkürler. Neler yaşadınız? Yani yorucu. Bugün de beklemedeyiz. Yorucu ve beklemedeyiz. Evet, üzücü. Buraya müdahale etmek için. Evet, bekliyoruz. Evet. Görev bekliyoruz. Evet, görüyorsunuz İzmir'den, her yerden öğretmenlerimiz gelmiş buraya. Öğretmenlerimiz destek vermek için 6 öğretmenimiz İzmir'den gelmiş. Bize destek vermiş. Sizde durum nedir? Yaralanmışsınız. Ben İstanbul'dan geldim. Ben Manavgat'taydım 3 gün. 3 gündür de buradayım. Manavgat'tan bize biraz bahseder misiniz? Manavgat bitmiş şekilde. Sırt köyün oralar. Manavgat. Evet. Bir tane yer kalmadı. Köylüler tahliye edildi. Çok kaç yana... kişilik bir ekiple buradasınız? Ben tek geldim İstanbul'dan. Evet. Hoş geldiniz. Hoş. Çok teşekkür Allah ediyoruz. Razı olsun. Gerçekten hepinizi burada görmek bizim için inanılmaz büyük bir şey. Tabii ülke bizim ülkemiz, hepimiz koruyoruz. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Ben de Ankara'dan geldim. Bugün geldim. Çalışmalara bugün başladım. İnşallah hayırlısıyla
yani bir şeyler olacak. Yapmaya çalışıyoruz elimizden ne gelirse. Hepiniz burada emir bekliyorsunuz. Evet, Türkiye'nin dört bir yanından, dediğim gibi Ahmet şöyle arka taraflara da bir gidelim. Türkiye'nin dört bir yanından öğretmenlerimiz, çalışanlarımız, herkes burada birlik olmuş, gelmiş. Herkes tek bir yürek olmuş. Az önce arkadaşımız bildirdi zaten. Bir tane ülkemiz var dedi. Evet, herkes onu korumaya çalışıyor şu anda. Burası, burada lojistik olarak su, buz. Buradaki çalışanların hepsine buradan geliyor yardımlar. Buradan bir şekilde ulaştırmaya çalışıyorlar. Az önce arkadaşım söyledi, bakın itfaiyede biraz böyle gelirsek. Herkes şu anda emir bekliyor. Emir gelir gelmez geçecekler. Teyze neler oldu? Yanıyoruz kızım, yanıyoruz. Tek kelimeyle şurada evim, bura yansa benim ev çoktan yandı, ahşap. Bu kadar insan varken orası yanar mı şimdi? Hayır. Bu kadar insan varken öyle bir şey olmayacak. Herkes bir şekilde bunu engelleyecek yani. İnşallah. Hayır. İnşallah. Teklemenler sadece ev değil. Canlılar her şey. Evet, görüyorsunuz kadınlarımız ağlıyor. Evi hemen dibinde. Yapam yani, bir ne edeceğimse yapam. Benim elimden ne gelirse, su da şiyen, odun da şiyen, hortum da şiyen. Taşıyan bir şey de sonsun bu. Biz zengin avdadır, öldüm ben. Evet, kadınımız diyor ki su taşıyayım. Bir şey yapayım, elimden bu geliyor, bunu yapayım ama yeter ki bitsin bu diyor. Evet, kadınlarımız, herkes sahada, herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ve burada gerçekten çok ciddi bir bekleyiş var. Herkes müdahale etmek için şu anda burada bekliyor. Resmen bir can pazarı yaşanıyor burada. Evet.